Sinema Artı'dan herkese merhabalar değerli izleyenler. Yine dop dolu bir programla karşınızdayız. Bu bölümümüzde neler var? Gelin hep beraber göz atalım. Sinema Artı başladı. Sinema Artı'da bu hafta yönetmen Ali Vatansever'le keyifli bir söyleşi, vizyona giren filmlere kısa bir bakış, haftanın öne çıkan sinema haberleri, Wim Wenders'ın Berlin üzerindeki gökyüzü filmi hakkında her şey ve çok daha fazlası sizlerle buluşacak. Bu hafta vizyona birbirinden önemli filmler girdi. Biz de sizler için derledik. Vizyon Artı sizlerle. John Wick 3, Parabellum. Continental Hotel'de birini öldüren John Wick'in kellesi üzerine 14 milyon dolar ödül konulmuştur. Kısa sürede işinin bitirilmesi emri verilen John Wick'in New York'tan kaçmak için yalnızca bir saati vardır. Neredeyse dünyadaki bütün suikastçılarla kapışmak için yandaşlar ve silahlar toplayan Wick, New York City'den kaçabilecek midir? What do you need? Hız Tuzağı, Kırılma Noktası, Matrix serisi gibi filmlerde rol alan başarılı aktör Keanu Reeves'in bir kez daha başrolünü üstlendiği filmin yönetmenliğini ilk iki seride olduğu gibi Chad Stahelski üstleniyor. Hoş geldiniz sayın misafirler. Kim daha mutlu? Yönetmenliğini ve senaristliğini Hakan Aksu'nun üstlendiği Kim Daha Mutlu filmi, birbirlerinin hayatlarına bakarak ve kendilerinde olmayana gıpta ederek mutluluk hedeflerini belirlemiş üç genç kadının hikayesini anlatıyor. Mutluluğun evlilikte olduğuna inanan Bilge, evlenecek olan kuzeni Şükran'a gıpta etmektedir. Ruh tufanı kopsa beni o gemiye almazlar ya. Şükransa kendisinde olmayan şeylerin sıkıntısını yaşamaktadır. Her ikisinin gözünde mükemmel bir evliliğe sahip olan Aylin'in ise bambaşka bir derdi vardır. Sen eşsiz bir insansın. Eşli pişti de bile ben yalnızım. We're gonna go for a hike tomorrow. A hike in the woods. Lanetli Kapı, Paranormal Orman. Oldukça küçük ve sakin bir kasabada yaşayan bir aile, bir gün ormanda ailecek yürüyüşe çıkar. Tesadüfen buldukları bir kapıyı evlerine götüren ailenin hayatında birdenbire bazı değişiklikler olmaya başlar. Kapıyı bulmalarından sonra hayatları kötüye gitmeye başlayan aile, bu gizemli kapının sırrını öğrenmeye karar verir. Kimsenin öğrenmek istemeyeceği karanlık bir geçmişe sahip olan kapı, ailenin kabusu haline gelecektir. Gün Batımı. Oscar ödüllü Saul'un oğlu filminin yönetmeni Laszlo Nemes'in yönetmenliğini üstlendiği film, Birinci Dünya Savaşı öncesi Macaristan'da yaşayan genç bir kadının hikayesini anlatıyor. Genç bir kadın olan Iris Leiter, bir zamanlar anne babasına ait olan ünlü bir şapka dükkanında çalışabilmek için Budapeşte'ye gelir. Ancak dükkanın yeni sahibi onu reddeder. Geçmişiyle ilgili bilgiye sahip olan tek bir adam vardır. Dükkanı geri alabilmek için bütün kanıtlara sahip olan bu adamın peşine düşen Leiter, Budapeşte'nin en karanlık sokaklarında korkusuzluğu seçmek zorunda kalacaktır. Bu hafta vizyona giren filmlerden Sunset, Gün Batımı filmini Alin Taşçıyan sizler için yorumladı. Dünya premierini Venedik Film Festivali'nde yarışarak yapan Sunset, çok önemli bir film. Genç kuşağın en önde gelen yönetmenlerinden Laszlo Nemes'in imzasını taşıyor. Laszlo Nemes, Macar sinemasının büyük ustalarından ve hakiki bir vizyoner olan Bela Tarın asistanı olarak sinemaya başladı. Onun Rahleyi tedrisinden geçtiğini de hemen ilk filmi Saul Fia
Saul'un oğlu da görebildik. Aynı görsel tarzı Sunset'te de devam ettiriyor. Saul Fia, Cannes Film Festivali'nde hem eleştirmenlerden Fipresi ödülü almıştı, hem de jüri büyük ödülünü kazanmıştı. Filmin en önemli özelliklerinden bir tanesi, kameranın film boyunca ana karakterin üzerinden ayrılmaması, her şeyi onun gözünde göstermesiydi. Yine aynı şeyi Sunset'te de yapıyor. Julia Cobb'ın canlandırdığı karakterin geçmişindeki karanlık sırrı keşfetmek, bir yandan da onların sevgisinden mahrum kalarak büyüdüğü anne babasının mirasını iyi bir terzi olarak sürdürmek için gösterdiği çabayı anlatıyor. Kişisel bir öykü olmanın ötesinde Sunset, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun son günlerine odaklanıyor. Birinci Dünya Savaşı öncesi atmosferi, yozlaşmayı, o artık köhnemiş olan imparatorluk sisteminde insanların da en az sistem kadar yozlaşmış, yıpranmış ve şiddete eğilimli olmasını, bütün Avrupa'yı saracak olan o büyük toplumsal patlamanın izlerini hepsinin taşıdığını gösteriyor. Son derece ilginç bir öyküsü var. Tam bir gizem gibi gelişiyor. Filmin nereye doğru gittiğini düşünürken biz de öyküyle ve karakterle birlikte sürükleniyoruz. Oldukça da karanlık, gitgide de koyulaşan bir karanlığın içinde buluyoruz kendimizi. Ama hem teknik ustalığıyla hem de bu merak uyandıran öyküsüyle, aynı zamanda başrol oyuncusunun muhteşem performansıyla kaçırılmaz bir seyirlik de oluşturuyor. Sohbet Artı bölümünde çok değerli bir konuğumuz var. Ödülleriyle geldi Ali Vatansever. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk. Burada olmak çok güzel, çok değerli. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten bizim için de öyle. Bu arada tabii hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkürler. Saf filminden bahsediyorum. Evet. Dünya premierini Toronto'da yaptı. Çok ödüller aldı. Palm Springs'de aldı. Amerika'da ödülle döndün ve festival macerası devam ediyor. Doğrudur. Hem o festival macerasını merak ediyorum. Biraz bunu konuşalım isterim. Bir de yurt dışında özellikle aldığın tepkileri merak ediyorum Saf filmiyle ilgili. Nasıl gidiyor her şey? Vallahi benim için bayağı oldukça sürprizli gidiyor. Ya şöyle düşünün, yani bir odada, bir bilgisayar karşısında yıllarınızı geçiriyorsunuz. Bir düş kuruyorsunuz, bir dünya tasarlıyorsunuz. Kendi dertlerinizden, meselelerinizden bahsediyorsunuz ve sonra gidip yurt dışında, sonra bu ülkede, Türkiye'de vizyona girip izleyicilerle buluşup onların tepkilerini alıyorsunuz. İlk başta çok merak ediyordum. Özellikle yurt dışındaki bu kadar spesifik bir coğrafyadaki birkaç sorundan bahseden, üst üste geçen birkaç sorundan bahseden bir filmin yurt dışında izleyici tarafından nasıl alınacağını çok merak ediyordum. Toronto'da ilk gösterimimizde, yani izleyicilerden bu kadar olumlu geri dönüşler almak, bütün filmin tartıştığı meseleleri o izleyicilerin tepki veriyor ve kucaklıyor olması beni pozitif anlamda şaşırttı ve bir yandan da şey gibi hissettik. Hani biz hani sanki burada kendi meselelerimizle uğraşıyormuşuz gibi düşünüyoruz ama aslında bütün dünya benzer problemlerden, benzer sorunlardan geçiyor ve bana ne kadar aslında dünyanın küçük, insan nerede olursa olsun sorunlarının benzer olduğunu ve zamanın ruhunu bana çok iyi anlatıyor. Fikirtepe'de geçen bir hikaye. Doğrudur. Bir çiftin aslında nasıl dönüştüğünü görüyoruz. Evet. Tabii bunu yaparken de bir taraftan kesin yargılarla, işte mülteci sorununu mesela, kesin yargılarla eleştirmiyorsun ya da ortaya böyle bir önerme koymuyorsun. Evet. Yani saf tutmuyorsun diyeyim. Evet. Bu konuda da aslında filmin ismine biraz alt metnini sormak isterim. Evet. Saf tutmaktan ziyade bir taraftan da çok çok ince, çok naif bir adamın da hikayesi var aslında orada. Tartışma zaten. O isme gelelim mi biraz? Evet evet, saf. Yani çok anlamlı bir yerden tartışma zaten bu. Filmin ismini bütün dünyada saf olarak tutuyoruz, biz koruyoruz. Hiçbir dile çevirmedik. Çünkü film tam bu iki anlamına oynuyor filmin. Saf olmak, yani 21. yüzyılda bu dünyada saf insan olmak nedir? Bir yandan da saf tutmadan, saf tutmaya zorunlu bırakıldığımız bu dünyada saf tutmadan var olabilir miyiz, insan kalabilir miyiz? Bu ikisinin tartışmasını yapıyoruz. Evet, dediğin gibi aslında film bir yandan bir sürü soruna parmak basıyor. Ama
filmin bence o tutkalı, yani filmin bir araya getiren o mayasının ben açıkçası insanın dönüşümü olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz aslında bu coğrafyada da dünyanın neresine gidersek gidelim bir yandan şey gibi bir durum oluşmuş. Yani dışarıda sorunlar var, biz bu sorunlarla mücadele ediyoruz gibi bir ruh hali içerisindeyiz. Ama aslında ben sorunun bizim içimizde, yani asıl bizim ışık tutmamız gereken, incelememiz gereken yerin 21. yüzyıldaki insan olma hali ve insanın bu dönüşme hali olduğunu düşünüyorum. Ve bunu keşfettiğim bir aslında senaryo yazım süreci oldu. İşte Fikirtepe'ye gidip bütün bu sorunlarla, sorunlardan ziyade insanlara dokunduğum zaman gördüğüm şey aslında bu kategorik olarak sorunlar değil, sadece gününü geçirmeye çalışan, hayata kalmaya çalışan insanların mücadelesini görünce aslında ben şunu fark ettim. Aslında bizim dönüşümüz çok daha değerli ve onu anlatmak bana çok anlamlı geliyor 21. yüzyılda. Onun peşinden koştum diyebilirim açıkçası. Kesinlikle öyle. Bu arada oyunculara biraz değinmeden olmaz. Saadet Işıl Aksoy çok üst düzey bir performansa çıkmış karşımıza gerçekten. Çok, çok teşekkür. Erol Afşin. Evet, teşekkür ederim. Oyuncularla ilgili düşüncelerin nasıldı? Nasıl seçtin mesela? Onur Buldu. Evet, Onur Buldu. Çok iyiydi. Ümmü Putgül. Hı-hı. Ya açıkçası bir yandan biz her projemizde şey, önce senaryoya güveniyoruz. Senaryoyu gönderiyoruz. Karşı tarafta rezone ediyorsa, yani oyuncularla buluştuğumuz zaman onlar bizim düş dünyamıza yakın cümleler kuruyorlarsa o zaman zaten yola çıkıyoruz. Benim için öncelikle ilk aşamada aynı şeyi okumak, aynı düşü görmek çok anlamlı. Ondan sonra ise ya oyuncu seçmeninde aslında şuna, yani film nasıl siyah beyazlara dair bir eleştiri olduğu için aslında şunu yapmaya çalıştım. Oyun gamında en siyahından en beyazına, yani bütün o gamı bana çok geniş gamda oyun verebilecek oyuncularla çalışmak istedik. Yani Kamil'in, yani Erol'un suratına baktığınız zaman da, Saadet'in, yani Remziye'nin suratına baktığınız zaman da niyetini art niyetten de çok iyi niyete kadar okuyabileceğiniz geniş gamda bir oyun vermeleri için düşündük. Ve buluştuğumuz zaman da hem onların, oyuncuların birbiriyle olan kimyasını hem de kendi oyun kültürlerini buradan ilerletmeyi karar verdik. Yani bir de filmin o kadar içindeyiz ki mesela kamera, hı-hı, o tabii senin çekim tekniğinle ilgili, evet, bir durum ve tercihinle ilgili bir durum, evet, daha doğrusu. Bir taraftan Kamil'in peşindeyiz. O nereye giderse kamera, evet, onunla beraber. Sonra bir değişiklik yapıyorsun. Çat, Remziye. Remziye'ye gidiyoruz. Evet. O aslında çok riskli bir şey ama o, evet, kadar güzel, evet, geçiş yapıyorsun ki ve bizi ona hissettirmeden, evet, bir şekilde biz filmden kopmadan devam ediyoruz ki gerçekten eline sağlık. Çok güzel. Şimdi aslında belki yine ilk soruna, saf tutmakla ilgili soruna da atıfta bulunmak lazım. Şimdi ben aslında izleyicinin filmin ilk yarısında Kamil'in safından bütün o coğrafyayı, bütün o problemleri, bütün karakterleri deneyimlemesini istiyorum. Çünkü hayatta böyle değil mi? Biz bir bedene hapsiz ve bu bedenden belli yargılar, ön yargılar geliştiriyoruz. İstedim ki izleyici filmin ilk yarısında Kamil'le beraber o coğrafyaya yaklaşsın, her karakteri bir kategoriye oturtsun. Sonra çat, ikinci yarıda başka bir karakterin tarafından bütün o coğrafyaya, bütün sorunlara maruz bırakılarak ilk yarıdaki bütün o yargılarımızı tekrar değerlendirsin. Akademisyen, hı-hı, yönün var. Hı-hı. Tabii bir taraftan öğretiyorsun. Hı hı. Şimdi öğreten Ali Vatan Sever'i, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, yönetmen Ali Vatan Sever'i nasıl besliyor öğretmek, akademisyenlik? Evet, çok şanslıyım. Yani haftamın bir gününü eğitime ayırıyorum. Kendime de zaten okulda, kendim sinema okuyabildim. O şansım vardı yurt dışında. Hem de Türkiye'de, yani iki yerde de hem artısıyla eksisiyle eksisini de görebildim. Ve her zaman kendime şey dedim, yani hayatımı mutlaka her haftamın bir gününü eğitime, bütün bilgimi paylaşmaya ayırmak istiyorum. Şu ana kadar da yani sektör adım attığımdan beri 10 senedir, bunu 11 senedir aralıksız sürdürebiliyorum. Öğrenciler almak sizi her zaman diri tutuyor. Sürekli fikirlerinizi genç nesille tartışmaya, onların düş dünyasına, duygu dünyasına dahil olma fırsatı veriyor. Şunu sorayım, yeni bir proje var mı? Yine insan odaklı mı oluyoruz? Hı-hı. Nasıl geleceksin karşımıza? Ben ne kadar zaman içerisinde? Ya işte bir önceki filmden 7 sene geçmiş. İşte ben o yüzden sordum. Umarım o periyodu 4'e indirebileceğim. Yani 4 sene sonra, yani 2023 yılında umarım yeni filmle karşınızda olurum. Belki daha kısa, hiç belli olmaz. Ya benim hayatta şey, yani sürekli insana dokunmak, insanı anlamak, bu da olabiliyormuş dedirtmekle ilgili bir sinemasal düşüm var. Burada da işte bir baba oğlu hikayesi, ölmekte olan bir çocukla bir babanın çıktığı yolculuk hikayesi üzerinden bir film yapmak istiyorum. Belki sert bir, kendi aralarındaki ilişki çok sert ama
bu da olabiliyormuş, böyle insanlara da empati kurabiliyormuş dedirteceğim bir yol hikayesi olacak. Zor bir hikaye. Umarım izleyiciler keyifle alırlar. Merakla bekleriz. İlk filmim 7 sene önceydi demiştin. 2012 El Yazısı'nı evet. Bu arada hatırlatalım. Evet. O da bir insan hikayesiydi. Yine evet. Mutluluğun peşinden koşan, evet. Küçük bir kasabada mutluluğun peşinden koşan insanların çok hikayesiydi. Çok, orada bir rüzgar teması vardı. Burada da toprak teması evet. Var. Öyle bir işte doğa insan iletişimsizliği ya da iletişimi beni heyecanlandıran konular. Bakalım bir sonrakinde göreceğiz. Peki Ali Vatansever, çok teşekkür ediyoruz bu bölüm için ama. Aha. Daha sonra yani sohbetimize bir virgül koyuyoruz. Sonra hızlı sorularla tekrar izleyicilerimizin karşısında olacağız diyelim. Sayın seyirciler, Sinema Artı bütün hızıyla devam ediyor. Sırada haftanın önemli sinema olaylarından derlediğimiz Haber Artı bölümümüz var. Dünyanın en önemli sinema olaylarından Cannes Film Festivali başladı. Bu yıl 72.si düzenlenen festivalin açılış filmi, Hollywood'un aykırı yönetmeni Jim Jarmusch'un bol yıldızlı zombi filmi The Dead Don't Die oldu. Açılış seremonisi ve filmin gösteriminden önce ekip ve Altın Palmiye jürisi kırmızı halıda boy gösterdi. Açılış gecesinin öne çıkan olayı ise sunucu Edouard Baer'in dijital platform filmlerine göndermesi oldu. Baer, sinemanın salonlar için olduğunu belirterek bu platformların filmlerinin Cannes'a neden kabul edilmediğinin de bir kez daha altını çizmiş oldu. Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Fransız yönetmen Agnès Varda adına ayrılan boş koltukta gecenin göze çarpan önemli detaylarındandı. 25 Mayıs'a kadar sürecek festivalin filmlerinin birbirinden güçlü oluşuyla ödüllü yönetmen ağırlıklı jürisi Altın Palmiye yarışını bu yıl oldukça heyecanlı kılıyor. 72. Festival seyirciyle buluşmasının üzerinden 20 yıl geçen Matrix serisinin yeniden çekilmesi gündemde. Matrix serisinde Keanu Reeves'in dublörlüğünü yapmış olan, daha sonra da kamera arkasına transfer olan yönetmen Chase Stahelski, son filmi John Wick 3 ile ilgili bir röportajında serinin yönetmenleri Wachowski kardeşlerin ekibe dahil olduğunu açıkladı. Bilim kurgu başyapıtı Matrix serisinin yıldız oyuncusu Keanu Reeves ise daha önce Wachowski kardeşlerin projenin içinde olması durumunda çekilecek filmde oynamaya sıcak baktığını belirtmişti. Marvel evreninin en sevilen karakterlerinden olan Örümcek Adam'ın son filmi Spider-Man Far From Home'dan yeni fragman yayınlandı. Marvel evreninin dünya çapında gişe başarısı yakalayan son filmi Yenilmezler Oyunun sonunun ardından hikayeyi devam ettireceği bilinen Örümcek Adam'da Marvel evreni hikayesi Avrupa'ya taşınıyor. Ülkemizde 5 Temmuz'da vizyona girmesi beklenen filmde başrol Tom Holland'a Jake Gyllenhaal, Zendaya Marisa Tomei ve Samuel L. Jackson gibi isimler eşlik ediyor. Hollywood'un en büyük yapım şirketlerinden Disney geçtiğimiz hafta bir açıklama yaparak Yıldız Savaşları ve Avatar serilerinin vizyon tarihlerini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni Yıldız Savaşları üçlemesinin vizyon tarihleri şöyle. Üçlemenin ilk filmi 16 Aralık 2022'de izleyiciyle buluşacak. Serinin diğer filmleri ise ikişer yıl arayla vizyonda yer buluyor. Bir diğer merakla beklenen Avatar 2, 17 Aralık 2021'de seyirciyle buluşacak. Serinin devamı olan Avatar 3'ün 2023'te, Avatar 4'ün ise 2024'te vizyona gireceği belirtildi. Yönetmen Ali Vatansever'le sohbetimize hızlı sorularla devam ediyoruz değerli izleyenler. Hazırsak başlayalım. Hazırım. Peki. Sinemada ilham aldığın kişi? Charlie Chaplin. Tüm zamanların en başarılı oyuncusu? Charlie Chaplin değil, Peter. Güzel, tamam olur. Önemli olan hikaye mi, yönetmen mi? Hikaye. Aldığın en pahalı şey? Belki bilgisayar. Peki, tanıştığın insanda önce neye bakarsın? Yüze, göze. Kendinde en sevmediğin huy? Gizli hırsım.
İstanbul'da en sevdiğin yer? İstanbul evim. Çağımızın en iyi icadı? Bilgisayar. Keşke hayatımıza girmeseydi dediğin? Bilgisayar. Deniz mi orman mı? Orman. Tarkovski mi Bergman mı? Bergman. En sevmediğin ses? Tahta, tebeşir. Karmaşadan kaçtığın bir yer? Evim. Aksiyon mu komedi mi? Komedi. Kahve mi çay mı? Kesinlikle çay. Evde en çok vakit geçirdiğin eşya? Dijital elektronik ev asistanı. Sık kullandığın aksesuar? Kulaklık. Peki en güvendiğin insan? Eşim, ailem. Korku mu, psikolojik gerilim mi? Psikolojik gerilim. En sevdiğin koku? Çay. En çok şükrettiğin şey? Evimin huzuru. Seni ne öfkelendirir? Kale alınmamak. İşinin en iyi yanı? Özgürlük, hikaye anlatmak. Peki gün doğumu mu, gün batımı? Gün batımı. İmkanın olsa geçmişe mi giderdin, geleceğe mi? Geçmişe giderdim. El yazısı mı, klavye mi? Klavye. Güzel. Peki saf olmak mı, saf tutmak mı? Arasında insan kalmak. Harika, harika bir cevap. Ali Vatansever tabii el yazısı ve saf filmlerine de gönderme yapmış oldum. Bununla beraber değerli görüşlerin için çok teşekkür ederim. Saf filmi için de yine yolu açık olsun, festival süreci devam etsin diyorum. Çok sağ ol. Çok teşekkür. Değerli izleyenler, Sinema Artı kaldığı yerden devam ediyor. Usta yönetmen Wim Wenders'ın 1987 yapımı Berlin Üzerindeki Gökyüzü filmi hakkında her şey sizlerle. Bir gün Melek Damiel, trapezci bir kadına aşık olur ve melekliğinden vazgeçer. Çoğunluğu siyah beyaz olarak çekilen film, Damiel'in insan olmayı hem sunar hem de aşkın renkli yüzüne biçimsel bir vurgu yapar. Bu yerinde Wim Wenders'ın bu film için birlikte çalıştığı efsanevi görüntü yönetmeni Henry Aleka'nın payı yatsınamaz. Wenders da bunun farkında. Yönetmenin bir diğer vefa örneğine filmin kapanışındaki ithafta rastlarız. Wenders burada tüm eski meleklere, özellikle Yasi Juro, François ve André'ye adanmıştır diyerek Ozu, Truffaut ve Tarkovski'ye saygı duruşunda bulunur. Da en iyi yönetmen ödülünü kazandırmıştı. Ünlü ressamların hayatlarına odaklanan filmlerden derlediğimiz liste bölümümüz sizlerle. Andrei Rublev, usta yönetmen Tarkovski'nin başyapıtlarından biri olan filminin baş karakteri Andrei Rublev, aslında Orta Çağ Rusyası'nın en önemli ikona ve fresk ressamlarından biridir. Sanatçının hayatına dair kesin bilgiler bulunmamasından yararlanan Tarkovski filminde sanata, sanatçıya, topluma ve dönemin atmosferine dair anlatmak istediklerini karakterinin üzerinden anlatır. Film boyunca ortaya koyduğu sanat eserleri yok edilmesine rağmen susarak sanatıyla cevap veren Andrei Rublev, sanatçının felsefi ve ruhani mücadelelerini ve Tarkovski'nin çok önemsediği inancını resmeder. Frida. Film, resimlerde cinsiyetçilik, adaletsizlik ve sınıf ayrımı gibi konulara değinen, sürrealist üslubuyla gerçekle fantastiği harmanlayan Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun hayatına odaklanıyor. Diego and Frida. Diego and Frida. Gelecek vaat eden bir tıp öğrencisiyken, geçirdiği kaza sebebiyle hayatı boyunca sağlık sorunlarıyla yaşamak zorunda kalan Frida, bu süreçte de çocukluk hobisi olan resme tekrar yönelir ve kendisi gibi ressam olan Diego Rivera ile evlenir. Yaptığı bu evlilikle daha da çalkantılı hale gelen hayatının özellikle bu dönemine ışık tutan, yönetmen koltuğunda Julie Taymor'un oturduğu Frida, en iyi makyaj ve en iyi film müziği dallarında Oscar ödüllerini de kucaklamıştı. To Frida! Modigliani. Ünlü İtalyan ressam Amedeo Modigliani'nin gerçek hayat hikayesine odaklanan film, ressamın dönemin sosyetesine ayak uydurmak istemeyişini, inatçılığını ve bu uğurda yok oluşunu beyaz perdeye aktarır.
35 yaşında hayata veda eden ressamın komşusu Picasso ile yaşadığı çekişmeleri tüm duygularıyla yansıtan film, o dönem ressamlarının aksine yaşadığı sefil hayatı, alkol ve hastalığın pençesinde verdiği mücadeleyi hikayeler. Picasso'nun bu denli meşhur olup Modigliani'nin neden olamadığını merak edenlerin aradığı cevapları bulduğu filmin yönetmen koltuğunda Mick Davis otururken, başrollerini Andy Garcia ve Elsa Zilberstein paylaşıyor. Destiny. Love to a cube. Tell me, why didn't you say you were a painter? Van Gogh sonsuzluğun kapısında. Sinema dünyasında Vincent Van Gogh üzerine çok fazla film çekildi, çok fazla söz söylendi. Because I can't do anything else, and believe me, I've tried. Van Gogh sonsuzluğun kapısında ressamın hayatının ve sanatının anlatıldığı selefi olan filmlere nazaran daha farklı bir perspektiften bakıyor. Film sansasyonel hayatına ve ölümüne odaklanmak yerine deliliğin sınırlarında dolaşan ressamın son zamanlarının psikolojik boyutunu masaya yatırıyor. Filmde ünlü ressama hayat veren Willem Dafoe, başarılı performansıyla Venedik Film Festivali'nde en iyi aktör ödülünü kazanırken aynı dalda Oscar'a da adaylığı elde etmişti. Your vision of the world is quite frightening, isn't it? Yes. Geldik değerli izleyenler. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.